أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. Bu kitabın indirilmesi, o üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi, aziz ve hakim Allah tarafındandır. İnne bis-semâvâti vel-ardı le-âyâtin lil-mü'minîn. Şüphesiz göklerde ve yerde müminler için Allah'ın kudret ve hikmetine dair çok deliller vardır. وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Siz insanların yaratılışınızda ve Allah'ın dünyanın her tarafında yaydığı canlılarda kesin bilgiye ulaşıp gerçekleri tasdik edecek kimseler için deliller vardır. وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Gece ve gündüzün peş peşe gelip müddetlerinin uzayıp kısalmasında Allah'ın gökten bir rızık, yani yağmur indirip, onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde, akıllarını kullanıp düşünecek kimseler için, Allah'ın kudretine ve hikmetine dair birçok delil vardır. تِلْكَ آيَاتُ اللّٰهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. İşte bunlar da Allah'ın tenzili ayetleridir. Ki gerçeğin ta kendisi olarak Cebrail vasıtasıyla okuyup beyan ediyoruz. Allah'a ve onun ayetlerine inanmadıktan sonra onlar acaba daha hangi söze inanacaklar? وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ. Yalana, sahtekarlığa, günaha dadanan her kimsenin vay haline. Böylesi, Allah'ın kendisine okunan ayetlerini işitir de, sonra kibrine yediremeyip, büyüklük taslayarak, sanki onları hiç işitmemiş gibi inkârında direnir. Ona gayet acı bir azabı müjdele. يَسْمَعُ آيَاتِ اللّٰهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Yalana, sahtekarlığa, günaha dadanan her kimsenin vay haline. Böylesi, Allah'ın kendisine okunan ayetlerini işitir de, sonra kibrine yediremeyip, büyüklük taslayarak, sanki onları hiç işitmemiş gibi inkârında direnir. Ona gayet acı bir azabı müjdele. اِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّه۪ينٌ. Ayetlerimizden öğrendiği bir şeyler olursa, onları alaya alır. İşte onlara hor ve zelil edecek bir azabın geleceğini müjdele. مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمْ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Peşlerinde de cehennem onları beklemektedir. Ne kazandıkları servetler, ne de Allah'tan başka edindikleri dostlar ve hamiler,
kendilerine fayda vermez. Onlara müthiş bir azap vardır. هَذَا هُدَى وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجِزٍ أَلِيمٌ Bu Kur'an hidayet rehberidir. Rablerinin ayetlerini reddedenlere ise en fenasından gayet acı bir azap vardır. اللَّهُ الَّذ۪ي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ ف۪يهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Allah o yüce zattır ki, içinde emri ve izniyle gemiler akıp gitsin, lütfundan nasiplerinizi arayıp şükredesiniz diye denizleri hizmetinize vermiştir. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهِ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Hem göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından bir lütuf olarak hizmetinize veren de O'dur. Elbette bunda düşünecek kimseler için ibretler vardır. لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ İman edenlere söyle ki, Allah'ın ceza günlerinin gelip çatacağını beklemeyenlerin ezalarına aldırış etmesinler. Kusurlarını bağışlasınlar. Çünkü nasılsa Allah, herkese yaptıklarının karşılığını verecektir. Men amile salihan felinefsihi ve men asaa fealeyha thumma ila rabbikum turcaun. Kim güzel ve makbul bir iş yaparsa kendisi için yapar. Kim de kötülük işlerse kendi aleyhinedir. Sonunda Rabbinizin huzuruna götürüleceksiniz. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ Gerçekten biz, İsrail oğullarına kitap, hükümranlık, hikmet ve nübüvvet verdik. Onları helal ve has nimetlerle rızıklandırdık ve onları diğer insanlara üstün kıldık. وَاَتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ف۪ي مَا كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَرِفُونَ Onlara din işinde parlak deliller, mucizeler verdik. Şimdi onların din konusunda ihtilaf etmeleri, sırf kendilerine gerçeğe dair ilim geldikten sonra haset ve ihtirastan dolayıdır. Senin Rabbin kıyamet günü, ayrılığa düştükleri hususlarda aralarında hükmünü verecektir. ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Sonra din işinde seni ayrı bir şeriat yoluna koyduk. Sen ona tabi ol. Gerçeği bilmeyenlerin keyiflerine uyma. İnnehum len yughnu anke min Allahi şey'en ve innez zalimin ba'duhum evliya'u ba'din ve Allahu veliyul muttakin. Çünkü Allah'tan gelecek herhangi bir cezayı önleme hususunda onlar sana hiçbir fayda veremezler. Zalimler birbirinin dostudur. Allah ise müttakilerin dostudur. هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ Bu Kur'an delilleriyle
fikirleri ve kalpleri aydınlatan basiret nurlarıdır. İman edecek kimseler için hidayet rehberi ve rahmettir. أَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ Yoksa o kötülükleri işleyip duranlar, iman edip güzel ve makbul işler gerçekleştirenlere yaptığımız muameleyi, kendilerine de göstereceğimizi, hayatlarında ve ölümlerinde onları bir tutacağımızı mı sanıyorlar? Ne kötü, ne yanlış bir muhakeme. خَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Halbuki Allah, gökleri ve yeri hikmetle, gerçek bir maksatla ve bir de herkes ne kazanmışsa kendilerine asla haksızlık edilmeksizin ona göre karşılık görmesi için yaratmıştır. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ Baksana kendi heva ve hevesini ilah edinen, ilmi olduğu halde Allah'ın kendisini şaşırtıp, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözlerine de perde çektiği kimsenin haline, hakkı görmemekte, ve azgınlıkta ısrar etmesi sebebiyle Allah'ın şaşırttığı bu kimseyi kim yola getirebilir? Düşünmüyor musunuz? وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّونَ Ahireti inkâr eden kâfirler, bir de şöyle dediler. Hayat, sadece bu dünyada yaşadığımız hayattan ibarettir. Ölürüz, yaşarız. Bizi yalnız zamanın akışı helak eder. Aslında buna dair hiçbir kesin bilgileri yoktur. Onlar sadece zanlarıyla böyle söylüyorlar. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اُتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Kendilerine iman esaslarına ve bu arada ahirete dair ayetlerimiz açık açık okunduğunda, onların ileri sürdükleri tek iddia, eğer siz bu inancınızda tutarlıysanız, gelip geçmiş atalarımızı diriltin de önümüze getirin, demekten başka bir şey olmaz. اللّٰهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ De ki, size hayatı veren Allah'tır. Sonra sizi yine O öldürür, sonra da hepinizi hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet, dirilme günü bir araya toplar. Ama insanların çoğu bu gerçeği bilmezler. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. Kıyamet saati gelip çattığı gün, işte o gün, batıl dava peşinde olanlar, en büyük kayba uğrayacaklardır. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاتِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ O gün bütün ümmetleri bir araya toplanmış
ve diz çökmüş vaziyette görürsün. Her ümmet hesap defterlerini okumaya çağrılır. Daha önce ne yaptıysanız, bugün sadece onun karşılığını alırsınız. هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ İşte karşınızda sadece gerçekleri dile getiren defterimiz. Biz sizin yaptığınız her işi bir yere kaydediyorduk. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ İman edip, makbul ve güzel işler yapanların, yüce Rableri, kendilerini rahmetine alır. İşte en kesin başarı, en büyük mutluluk budur. اَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ Kafirlere ise Yüce Allah tarafından şöyle denilir. Ayetlerim size okunduğunda siz büyüklük taslamış ve hep suç işleyen kimseler olmuştunuz değil mi? وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ Size Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet, dirilme saati mutlaka gelecektir denildiğinde siz, kıyamet neymiş bilmeyiz. Biz olsa olsa bir zan ve tahminde bulunabiliriz. Ama biz kesin bir tarzda ona inanmayız demiştiniz. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Derken, yaptıkları ne kadar kötü, pis iş varsa, karşılarına çıktı. Alay ettikleri cehennem azabı, kendilerine her taraftan sardı. وَقِلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ Ve kendilerine şöyle denildi. Siz bizi daha önce nasıl unutup terk ettiyseniz, biz de bugün sizi unutup kendi halinize bırakacağız. Kalacağınız yer ateştir. Hiçbir yardımcınız da yoktur. Bu böyle olacak. Çünkü siz Allah'ın ayetlerini alay konusu yaptınız, dünya hayatı sizi aldattı. Bugün artık ne oradan çıkarılırlar, ne de özürleri kabul edilip dünyaya gönderilirler. ذَٰلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ Ve kendilerine şöyle denildi. Siz bizi daha önce nasıl unutup terk ettiyseniz, biz de bugün sizi unutup kendi halinize bırakacağız. Kalacağınız yer ateştir. Hiçbir yardımcınız da yoktur. Bu böyle olacak. Çünkü siz Allah'ın ayetlerini alay konusu yaptınız, dünya hayatı sizi aldattı. Bugün artık ne oradan çıkarılırlar, ne de özürleri kabul edilip dünyaya gönderilirler. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Demek ki bütün hamdler, övgüler, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Göklerde ve yerde ululuk yalnız ona aittir.
Aziz ve Hakim O'dur. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.